Bir daire aldık. Hani dünyada mekan, ahirette iman diyorlar ya. Aslında tam tersidir. Ahirette imana ne yapacağız? Dünyada iman, ahirette mekan lazım. Ama burada mekanı aldık. Bu mekanla ilgili eğer nakit paramız yok ise çoğunlukla banka kredisiyle alıyoruz. Banka kredisine başvurduğumuzda banka bizim kredi istediğimiz ev için bir ekspertiz yaptırıyor. Yani bir fiyat çalışması, araştırması yaptırıyor. Bağımsız bir şirkete ya da kendi ekspertiz şirketine yaptırıyor. O şirket bir araştırma yapıyor ve diyor ki sizin evinizin değeri 300 bin lira. Ve size banka bu 300 bin üzerinden değil de daha düşük değerden kendisini garantinin altına almak ve icra ile satışta daha düşük olduğu için daha düşük bir bedel kredi veriyor. Şimdi bu krediyi alırken de tabii sizin bazı masraflarınız oluyor. Kredi size teslim edilirken zaten 250 bin lira alıyorsanız size 250 bin lira asla verilmiyor. Bunun içerisinden falan kesiliyor ve 245 bin, 242 bin gibi bir ücret alıyorsunuz. Yani o 8 bin lira aslında bankanın kasasında durmasına rağmen ondan bile faiz alabiliyorlar. Yani zaten faizli kuruluşlar faizden para kazanmak üzerine kuruldukları için her türlü faiz kazancını kendilerine hak helal görebiliyorlar. Bunun içerisinde bir ücrette bir kalemde konu ekspertiz ücreti. Şimdi ekspertiz ücreti normal şartlarda 6502 sayılı tüketici kanununa bakarsanız asla tüketicinin ödemesi gereken bir para değil. Fakat bazı yönetmeliklerle ek maddelerle bankalara bu hak veriliyor. Çünkü kanun çok açık ve net diyor ki tacir kendi leh ve menfaatine yapmış olduğu işlemlerden dolayı tüketiciden bir bedel alamaz. Şimdi burada tacir kim? Banka. Ekspertiz işlemi kimin lehine? Bankanın lehine. Çünkü ben istemiyorum. Yani ben 250 bin lira istiyorum senden. Yani onun ekspertizini yapmak beni ilgilendirmiyor. Bana lazım değil. Benim istediğim 250 bin lira. Verir misin? Banka diyor ki hayır bir dakika ben kendi leh ve menfaatime bir araştırma yapacağım. Tamam kanunen alamaz ama Türkiye'de maalesef kanun çok uygulanmadığı için birçok konuda olduğu gibi burada da uygulanmıyor ve alıyorlar. Peki aldıktan sonra yani diyelim ki o yanlışı yaptılar. Aldıktan sonra yanlış bitiyor mu? Bitmiyor. O yanlış orada da devam ediyor. Bir kere bankaların çoğunlukla ödedikleri ekspertiz ücreti 250 lira ise 500 lira, 600 lira, 800 lira gibi ücretler aldıklarını görüyoruz. Hakem heyetleri kararlarıyla da bu mevcut zaten. 250 lira alıyor, ödüyor aslında şirkete. Fakat tüketiciden 500 lira, 600 lira talep ediyor. Şimdi bunun adı nedir? Aslında hırsızlıktır bunun adı. Ve bu de hani çok net bir şekilde hakem heyeti ve mahkemelerde ortaya çıktığı için bunu söyleyebiliyorum. Ha, bankalar bunu eğer itiraz ederse tüketici geri ödüyor. Fakat itiraz eden tüketici sayısı çok az. %10 bile değil maalesef. Buna nasıl itiraz edeceğiz? Kesilen ekspertiz ücretine bakacağız. 250-300 liranın üzerindeyse kesinlikle itiraz edin. Çünkü banka size bu ekspertiz ücretinin faturasını kestirmek zorunda. Şimdi işin bir garip tarafı da o zaten. Banka ekspertiz yaptırıyor, parasını benden alıyor, faturayı kendisine kestiriyor. Bakın bir de vergi kaçırma var. Bunu defalarca Maliye Bakanlığı'na, vergi dairelerine söyledim. Vergi kaçırıyorlar, hiç umurlarında değil. Maalesef bununla ilgili bir çalışma yapılmadı. Benim adıma fatura kesilmemişse zaten o bedelin geri iade edilmesi lazım. Bu konuda da tüketici mahkemelerinin verdiği kararlar var, örnek kararlar. Ekspertiz faturası sizin adınıza kesilecek. Kesilmediği zaman hemen hakem heyetine itiraz edin. Deyin ki bakın şu dekontta bankanın bana vermiş olduğu dekontta gözüktüğü üzere ben bir ekspertiz ücreti ödedim. Yani fazlalığı azını bir tarafa bırakın. Ödedim. 700 lira ödedim. Aslında banka 300 lira verdi de benden 700 aldı. O ayrı bir mevzu. Fakat bu 700 lirayla ilgili bana bir fatura kesilmesi lazım. Çünkü parayı ben ödedim. Yani Türkiye'de de faturalar ödeyene verilir zaten. Başkasına verilmez. Yoksa aynı mantıkla yani ben evime buzdolabı aldım, bankaya faturasını kestireyim. Ben evime mobilya aldım, bankaya kestireyim. Zavallım, vergiden düşsün diye mi ona vereceğiz? Adam benden aldığı parayla vergiden düşüm yapıyor. Maliye Bakanı da bunu maalesef seyrediyor. Hakem heyetlerine başvurun ve deyin ki benim adıma kesilmediği için bu ekspertiz ücretinin iadesini istiyorum. Fakat sizin adınıza kesildi mesela. Sizin adınıza kesilen rakam düşükse zaten yine itiraz edebilirsiniz. Bankalar kar etme noktasında çok marifetliler. Ekspertiz ücreti konusundaki bu yapmış oldukları hileleri rahatlıkla ortaya çıkartıp hakkınızı geri alabilirsiniz.